Başkan Kimyeci Saraykent Mahallesi'nde hizmet denetimleri gerçekleştirdi. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, hizmet denetimleri kapsamında Saraykent Mahallesi 38. sokakta Hatsu'nun altyapı çalışmaları sonrası bozulan yoldaki parke döşeme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Kimyeci, Saraykent Mahallesi 38. sokakta Hatsu'nun altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolda parke döşeme çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti. Başkan Kimyeci, Saraykent Mahallesi'nde yeşil alan çalışmalarını inceledi. Başkan Kimyeci, hizmet denetimleri kapsamında Saraykent Mahallesi Gençlik Merkezi yanında bulunan alanda yeni yapılan parktaki çalışmaları yerinde inceledi. Yeşillikler içinde bir Antakya için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Kimyeci, vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Saraykent Mahallesi'ne yeni yeşil alan kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini ve kısa süre sonra tamamlanacağını vurguladı. Göreve geldiğimizde 95 tane mevcut parkımızı kimisini 2, kimisini 3 defa tamir ederek, sıfırlayarak adeta bu bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. İlaveten bugüne kadar toplam bu parkla beraber tam 305 bin metrekare yine parkı da şehrimize kazandırmak suretiyle şu anda %145 nispetinde yeşil alanlarımızı arttırdık. 80 tane yaptığımız yeni parkla yeşillikler içinde bir Antakya özlemimizi Antakya halkı adına büyük bir oranda gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de artan bir gayretle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şu anda Saraykent mahallemizde yeni gelişme alanı olan birçok inşaatın yapıldığı ve yapılmaya devam ettiği bir süreçte insanımızın rahat edeceği, çocuklarımızın, gençlerimizin rahatlıkla oynayabileceği, dinlenebileceği çok modern, çok güzel, bol yeşil alanda bir mekanı daha, parkı daha milletimizin hizmetine sunmanın kıvancını yaşıyoruz. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu güzel parkımızı milletimizin hizmetine yetiştireceğiz. Bir hafta zaman dilimi içerisinde umuyorum burası tamamlanmış olacak. Ben emeği geçen başta şahsınız olmak üzere mavilerimize ve bütün personelimize teşekkür ediyorum. Mavi sakinlerimizin